deli bilir kendini. Beni bağlasan durmam, yoruldum ağlamam ondan. Şikayet etmem yalandan. Kedi gibi nankör dili yanmış başkasından. Benden alırım canı, bence zoru var aklından. Evet efendim, sohbete girerken hemen şunu belirtelim. Samet Koçak'tan aynı adlı single çalışmasından az önce Deli Deli'yi dinledik. Ve hemen kendilerine bir hoş geldiniz diyelim, iyi geceler dileyelim sevgili Samet Koçak, sevgili Kemal Can Görenç ve sevgili Yalçın Yakın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, sevgili Samet Koçak. Kendini nasıl anlatır Samet Koçak acaba dinleyicilerimize? Öncelikle merhabalar. Merhabalar, iyi geceler sevgili Samet. Teşekkürler. 1985, evet. 7 Mayıs Samsun doğumluyum. Hı hı. Yaklaşık bir yaşım doldurmadan İstanbul'a taşınmışız ailemle. Sonra bütün yani liseye kadar öğretim hayatımı orada gördüm. Ailemle yaşıyordum. Üniversiteyi kazandıktan sonra Antalya'ya geldim. Evet. Sonra burayı çok sevip buraya yerleştim. Yerleşmeye aynen karar verdim. Aynen. Dönmek istemedim. Sevgili Samet, az önce oldukça romantik, güzel bir parça ve sesin de çok güzel gerçekten. Çok huzur verici, çok hoş bir ses ve çok da güzel yorumlamışsın. Çok teşekkürler. Bu ilk... aynen, profesyonel olarak ilk işim. Aynen. İlk, müzik piyasasına çıkarılmış ilk işim aynen. Evet, bunun bir hikayesi var mı? Bu parça sana ait. Aynen. Benim parçam. Söz müziği bana sana ait. Bunun gibi birçok parçam var. Tabii hepsinin bir hikayesi var. Var. Hepsinin bir yerden. Bunun özellikle hikayesi nedir? Bunun hikayesi, bunu aslında biraz genel yazdım. Hani. Evet. Bu genel bir sıkıntı çünkü. Parçada anlatılan sıkıntı. Evet. Her şeyin güzel başlayıp, çok saygılı şartlarda başlayıp, mutlu başlayıp sonra zamanla. Çok öyle gitmediği. Evet. Değil mi? Ve sıkıntıların birbirlerine yansıtılıp sonra ilişkilerin yokuşa sürüldüğü bir hikaye. Evet, çok da güzel yansıtmışsın gerçekten. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Kemal Can Görenç ve sevgili Yalçın Yakın da sana bugün eşlik edecekler. Aynen. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba, geceler. Merhabalar. Sizler neler söylemek istersiniz gecenin içinden programında dinleyicilerimize? Samet'e eşlik etmeye geldik. Mutlulukla, memnuniyetle eşlik etmeye geldik. Beraber güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Sevgili Yalçın. Ben Samet'in sesini çok beğeniyorum. Çok uzaktan tanıdığım bir abim olmasına rağmen bugün sırf onun için geldim. Çalıştım parçalarıma. Çok onunla güzel olmaktan çok mutluyum. O zaman fazla müzik olsun sevgili Samet. İsterseniz. Hatıran silinmiş mi? Açtığın yara yerini sevmiş mi? Allah aşktır sensin kalan geriye. O yol mübah çıkıyorsa sevgili, çek vuran çeri teslimim ellerine. Adını kazı derime, dikeni ol canımın, yakışır güle derine,
daha derine. Adını kazı derime, koparamaz o gülü kimse sen bile. Evet, gönülden alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzeldi sevgili Sabit. Bu parça da sana aitti değil mi? Yok, bu parça bir cover, aynen. Ha, cover'dı değil mi? Evet. Ama ne güzel yorumladın. Sanki ben ilk defa duyduğum gibi hissettim. Gerçekten çok güzel yorumladın. Murat Dalkılıç'ın. Evet, değil mi? Parçası. Evet, çok güzeldi gerçekten. Peki, Antalya'dasın. Antalya'da yaşıyorsun. Nasıl geçiyor günlerin? Neler yapıyorsun? Genelde çalışıyorum. Çalışıyorsun. İşimle meşgulüm. Müzisyenlik yapıyorum. Solistim. Antalya'da. Yoğunluğu şu günlerde özellikle. Yani tabii ki yazla birlikte Antalya turizm kenti olduğu için işler doğal olarak yoğunlaşıyor. Kışın daha çok free zamanımız var. Onun dışında hani yaz başladığında Mayıs'tan itibaren yoğunlaşma var. Yoğunlaşma da başlıyor tabii. Aynen. Doğal olarak. Peki enstrüman çalıyor musun? Aynen çalıyorum. Ne çalıyorsun mesela? Gitar çalıyorum. Gitar çalıyorsun. Onun dışında bütün enstrümanları asgari anlatabilecek kadar diğer arkadaşlarıma, enstrümanist arkadaşlarıma elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum. Çalmaya çalışıyorsun. Şimdi ne dinleyelim? Fazla vaktimiz yok. Sizleri dinleyelim istiyoruz. Tabii ki. İsterseniz benim parçamı yapalım tamam, şimdi. Tamam. Tamam. Hangi önce parça? Yaptığımız deliği. Dinliyoruz. Kimdi yarınlara? İkimiz de gülüyorduk, her gün eğleniyorduk. Hiç bitmeyecek bu günler sanıyorduk. Deli deli bilir kendini, beni bağlasan durmam. Yoruldum. Kedi gibi nankör, dili yanmış başkasından. Benden alır hıncını, bence zoru var aklında. Aşka kimdi yarınlara? İkimiz de gülüyorduk, her gün eğleniyorduk. Hiç bitmeyecek bu günler sanıyorduk. Deli deli bilir kendini, beni bağlasan durmam. Yoruldum ağlamam ondan, şikayet etmem yalandan. Kedi gibi nankör, dili yanmış başkasından. Benden alır hıncını, bence zoru var aklında. Kedi gibi
nankör dili yanmış başkasından. Benden alır hıncını, bence zoru var aklından. Deli deli bilir kendini, beni bağlasan durmam. Yoruldum ağlamam ondan, şikayet etmem yalandan. Kedi gibi nankör dili yanmış başkasından. Benden alır hıncını, bence zoru var aklından. Evet, yine alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Çok güzel yorumladın yine sevgili Samet. Sizler de çok güzel çaldınız arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Başka bestelerim de var demiştin değil mi? Aynen, biraz var. Onlardan da bahsedelim sevgili Samet. Yaklaşık 13'e yakın hazır bitmiş bestelerim var. 13, evet. Aynen. Onun çok dışında birçok proje halinde melodisi, hı-hı, hazır olan, sözlerini tam bitirmediğim veya işte, hı-hı, değiştirmeyi düşündüğüm olan şarkılarım var. Evet. Onların sayısını bilmiyorum. Bunlar ileride tabii bir albüm şeklinde tabii ki, değil mi? Tabii ki. Mesela... Onlar hep, yani biz çünkü müzisyen olduğumuz için kafalarımız birazcık karışık oluyor. Unutuyoruz ve onları hep bir şekilde kenara not almaya çalışıyorum. Evet. Birçok şey gelse de kafa çok böyle yoğun çalıştığı için sanırım sürekli bir son derece normal tabii unutma ki söz konusu. O yüzden sürekli kaydediyorum ben. Evet, şimdi ne dinleyelim o zaman? Dinleyicilerimize. Arman. Fethi Akça'nın Arman şarkısını o zaman. Evet. Dinleyelim o zaman sizleri. Sanki senin aynandı. Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Tek ilk aşk hiç bitmeyecek. Daha ilk günden hep sonunu sorduk. Cevap ne? Kimseler bilmeyecek. Of, güzel Allah'ım, nasıl bir kader yazdın tadı.
damağımda kaldı. Oh güzel Allah'ım, içimi ısıtan kadın sanki senin aynandı. Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Gecenin bu vaktinde gerçekten çok güzel gitti. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok hoştu hakikaten. Umarız güzeldir. Harikaydı. Birazcık heyecanımıza başlarsanız. Çok güzel. Gayet güzel. Heyecanlı halim buysa harikaydı. Gönülden tebrik ediyoruz sevgili Samet, sevgili Kemalcan, sevgili Yalçın. Evet. Saatlerimiz de artık ilerliyor. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Biraz albümden bahsedelim. Tabii sonrasında yine güzel bir parçayla da sizleri uğurlayalım. Tamam. Albüm yaklaşık 1,5 sene önce başladık. Hı hı. Fakat tabii ki bu süreç 1,5 sene sürmedi. Hı hı. Gerek planlamalardan, gerek işte bir indikatör gibi kullanarak böyle insanların tepkilerini almak için bu süreç sürdü. Evet. İlk işim olduğu için birçok tecrübesizim oldu ama yapabileceğimiz en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Yerel bir aranjörle çalıştım. Erdem Topuzoğlu. Çok güzel. Çok başarılı bir arkadaşımız. Hı-hı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum buradan ona da. Albümde çalan isimler gerçekten çok değerli isimler. Özellikle bir tanesi çok yakın arkadaşım. Amerika'da çaldı kayıtları ve buraya gönderdi. Engin Kaan Günaydın. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Onun dışında Knight Production'dan çıktı şarkımız. Ve onlara da destek oldukları için ve şarkıyı piyasada bir şekilde çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Konuşamadım. Evet, kusura bakmayın. Estağfurullah. Heyecanlısın tabii bunlar. Aynen. Çok güzel olan şeyler. Sanırım çok kısa bir süre sonra bir şarkı daha yapacağız. Bu şarkıyı da kliplendireceğiz çok yakın bir süre sonra. Sanırım klipten sonra eminim biraz daha duyulacaktır diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah bu yayınımız da sana şans getirir diyelim. Çok teşekkürler. Umarım. Bir parça daha dinleyeceğiz sanırım. Saatlerimiz ilerliyor dediğimiz gibi. Hangi parça olsun şimdi? Yani Emre Altun'dan yani. Tamam. Yılları arıyor gözüm yine. Sanırım bu şehir uzakta kalıyor. Sanırım bu şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsan tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Nara nara Thank you.
yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler. Deniyor ama şimdi filmler bile eskimiyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de. Evet, ekibimiz alkışlıyor gönülden. Hepimiz sizleri alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kutluyoruz. Çok güzeldi gerçekten. Yolunuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Hepinizin sevgili Samet Koçak, sevgili Kemal Can Yörenç ve sevgili Yalçın Yakın. Gecenin içinde ne renk kattınız? Çok güzeldi. Umarız her daim yolunuz açık olur. Şans yanınızda olur. Her şey gönlünüzce olur. Çok inşallah. Teşekkürler. Son bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Tabii ki. Tabii ki. Estağfurullah. Bugün anneler günü artık. Evet değil mi? Sizin ve öncelikle kendi annemi tabii ki. İstanbul'da evet, kendisi. Onu çok öpüyorum, çok seviyorum. Dinliyor mu şu anda? Büyük ihtimalle dinliyordur. Ne güzel. Ve tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen senin duygularına biz de katılıyoruz. Bütün annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyoruz. Sanırım sevgili Kemal Can'la sevgili Yalçın'ın da söyleyecekleri var. Evet ben de buradan... Annemin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yolunuz her daim açık olsun.